İyi günler. Business Channel Türk ekranlarında Aynur Kırdan ile Sektöre Bakış programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz olarak genç diyetisyen arkadaşlarımızdan Semih Bey yanımızda. Hoş geldiniz Semih Bey. Hoş nasılsınız? Buldum. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Evet, ben Haliç Üniversitesi mezunu, beslenme tıp mezunu Semih Şahin. Şu an Medilab Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi'nde diyetisyen olarak görev almaktayım. Kendilerinin kurumlarda yerinde diyetisyen hizmeti var. Buna nazaran gittiğim şu an 7 tane kurum var. Kurumlarda masa başı çalışanlara diyet hizmeti sunuyoruz. Aslında haftanın belirli bir günü kendi analiz cihazımızı devamlı takiple birlikte olarak beslenme planlarını düzenleyip, çünkü masa başı çalışanlar dahil evet, biraz sıkıntı oluyor. Obezite ve karın bölgesi yağlanma sıklığı çok fazla görünüyor. Buna dayanarak sürekli takipte olarak beslenme planlarını düzenliyoruz. Peki kurum dedikleriniz kurumsal firmalar mı, devlet kurumları mı? Kurumsal firmalar, özel sektör aslında kurumsal firmalar. Evet. Birkaçından bahsedebilirim. Sahibinden.com Genel Müdürlük'te oluyorum pazartesi günleri. HP Genel Müdürlük, Pegasus Genel Müdürlük, oralarda hizmet vermekteyim. Çok iyi. Yani bu imkan da tabii çok iyi. Evet. Bu beslenme programını sporla beraber mi veriyorsunuz? Yoksa spora zaten vakit olmuyor. Hani en azından beslenmeyle bunu işte dengeleyelim mi diyorsunuz? Nasıl bir yaklaşımınız spor oluyor? Spor yapanlara tabii ki hani sporuna özel bir beslenme planı çıkarıyoruz. Ama hani spor yapmaya vakti yok diyorsa biz sadece bir öneride bulunuyoruz ama daha sonrasını spor hocalarına bırakıyoruz tabii ki. Evet. Onların düzenlemesi daha iyi oluyor bu konuda planlamalarını. Peki uyuyorlar mı buna? Şöyle, tabii uymayan bir merak edip gelenler de oluyor haliyle ama gerçekten buna karar verip hani ben diyet yapıp ideal kiloma kavuşacağım ya da sağlıklı besleneceğim diye düşünceyle gelenler de var. Yani onlar gayet de düzenli bir şekilde uyup güzel sonuçlar alıyoruz. O zaman bu kurumlarda isteğe bağlı mı? Şöyle, kurumların aslında çalışanlarına sunduğu bir hizmet bu. Evet. Çalışanların aslında çok güzel sunduğu bir hizmet. Çünkü düşünseniz hani bir hastanede randevu alıyorsunuz ve diyetisyen randevunuz var. Yarım gününüz tamamen ölüyor. Evet. Hani bize iş arasında herhangi bir vakitlerinde gelip bir 10-15 dakikalarını bile ayırsalar. Çay molası gibi. Aynen, aslında biraz da zaten o modda da geçiyor. Hani gayet isteğe bağlı olarak, tabii kurumlar bunu zorunlu tutmuyor illa diyetisine gideceksiniz diye ama isteğe bağlı olarak geliyorlar. Bence bayağı bir katılım oluyordur yani, tabii şahsen çok, ben de olsa ben giderdim. Çok yoğun bir katılım, hani ben de düşünüyorum, ben de çalışsam sanırım en kötü sağlıklı beslenme açısından bir fikir almaya giderdim yani. Çok iyi bir hizmet mi? Sektörünüz de çok güzel. Evet. Peki bunu mesela biz bir diyetisine gitmeye kalktığımızda bir sürü işte kan tahlili, şunlar bunlar öncelikle yapılıyor. Bu konuyu nasıl aşıyorsunuz? Yönlendiriyor musunuz? Şöyle, benim çalıştığım yer laboratuvar olduğu için direkt başlamak isteyenlere yerinde kan alımı hizmeti de oluyor. Kuruma gidip kanlarını alıyorlar ilk önce, bize başlamadan önce. Belli istediğimiz kan tahlilleri oluyor haliyle. Evet. Çünkü evet, görmemiz gereken kolesterol, şeker, tiroidlerinin durumunu merakla, sonuçta ona göre bir beslenme planı düzenlediğimiz için onları alıp onlar kan sonuçlarından sonra biz programa başlıyoruz. Ya bildiğiniz ayağa hizmet, çok güzelmiş. Evet, tamamen yerinde hizmet diyoruz aynı. Evet evet, çok. Peki bunu sanalda da, bu diyetisyenlik bu ara bayağı bir revaçta benim gördüğüm kadarıyla. Evet, bu şekilde online diyet hizmetleriniz var mı? Şöyle, şu an için benim yok. Yani ben kendim, sadece çok isteyen olursa hani bana gelmek ya da fikir almak, ben yardımcı oluyorum tabii. İşte online olabiliyor, Skype üzerinden görüşme yapabiliyoruz. Hani bu şekilde de çok yaygın zaten bu aralar. Kullanım var ve aslında avantajı şöyle, sadece biraz takipte zorlanıyoruz bu konuda. Evet. Çünkü kopukluk olabiliyor, yüz yüze görüşmek her zaman daha iyidir fikriyle haliyle. Bir de daha caydırıcı sanki yüz yüze görüşmek. Evet, evet, evet. O yüzden hani biraz takipte zorlanılan bir mevzu online diyet ama bence faydalı bir yöntem o da. Evet, peki bir erkek olarak hani genelde diyet işi işte kadınlar daha çok gibi görülüyor veya işte meslek grubu olarak da bayanlara daha yönelikmiş gibi bir ima var toplumda. Aslında diyete gelenler de genelde bayanmış gibi bir ima da var. Sanki diyet sadece bayanlara yönelikmiş gibi bir toplumda algı var. Daha çok onların ilgilendiği bir alan gibi ama nasıl o durum? Şu ilk önce mesleki olarak seçimimden bahsedeyim. Ya diyetisyen erkek sayımız gerçekten kadınlara göre daha az. Ama gitgide artıyor bu arada. Hani o konuda da meslektaşım erkek cinsi, hem cinsimler artıyor yani. Ama şöyle, diyetisyen kadınlar gelir bakışı bence Türkiye'de kırıldı. Çünkü artık erkekler de bu konuda çok hassaslar. Sağlıklı beslenme konusunda meraklılardı. Ki bana gelen danışan kitlemde de erkek yoğunlukta da diyebilirim.
Ama hani kadınlara özgü bir durumdan çıktı diye düşünüyorum. Daha çok konuşulan, daha çok herkesin birbirinin diyetini merak ettiği bir konu olmasına rağmen ama hani erkekler dediğim gibi çok ilgileniyor. Özellikle spor yapan erkek evet. sayısında da artış gözlemlediğim için kendi gözlemimce Türkiye'de ona göre diyetlerini de planlamamızı istiyorlar. Peki mesela bir fabrikalarda büyük 100 kişinin üzerindeki işte yemekhanesi olan işletmelerde diyetisyen bulundurma zorunluluğu var mı? Hani gıda mühendisiyle diyetisyenin karşılaştığı veya çatıştığı bir sektör var mı? Bir durumlar var mı? Şöyle diyetisyen zorunlu değil. Gıda mühendisleri zorunlu halde şu anda evet. tutuluyor ama diyetisyen zorunlu değil. Ama çoğu hastane toplu yemek hizmeti sunan kurumlar, fabrikalar kendileri artık hani diyetisyen bulundurmanın gerektiğinin farkında olarak diyetisyen de çalıştırıyorlar gıda mühendisinin yanı sıra. Ha, ek olarak. Evet, evet. Çünkü orada hani bir çelişki oluyor mu, olmuyor mu? Çünkü gıda mühendisinin zorunlu olduğunu biliyorum ama evet. artık diyet de o kadar önemli bir hale geldi ki toplumumuzun bir kanayan yarası gibi oldu. Biraz evet, çalışma aslında. Koşulları, biraz artık eski kültürden uzaklaşma, GDO'lu ürünler bilmem neler derken işin ucunu evet. kaçırdık gibi geliyor. O yüzden ki. De sizlere bayağı bir sektör açılıyor. Evet, yani bir de çok keyifli bir iş aslında. Evet. Hani gerçekten bir de gözle görülür. Emeğinizin karşını gözle evet. görülür şekilde bir kişinin mutluluğuyla görünce aile çok daha bizi motive tabii. eden en çok şey o oluyor yani. Peki bu diyet eksi yönde olduğu zaman ne oluyor? Mesela bazı arkadaşlarım var benim. Yiyoruz yiyoruz kilo almıyoruz diyorlar ki hayran grubu var onların. Ben evet. de işte benim de işlerinde bulunduğum bir hayran grubu var. Yani adamlar yiyor 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 ve aynılar. Bu tarz kilo almaya çalışan danışanlarınız var mı? Evet, mutlaka hani kilo almaya çalışanlar da oluyor. Şöyle tabii metabolizma herkesin çok farklı çalışıyor. Evet. Hani o yüzden de zaten en çok önerdiğim bir şeylerden biri kimsenin diyetini kendinize uyarlamaya çalışmayın. Çünkü diyet gerçekten kişiye özgüdür. Hani bu konuda en çok baskımız oluyor ve o yiyor yiyor kilo almıyor durumda da genelde metabolizma şanslar oluyor. Genetik bir yatkınlık da diyebiliriz buna. Ama onlara da kilo aldırmak için tabii ki diyet programları oluşturuyoruz. Evet. Çok daha yani yüksek kalorilerde hani biraz zorlayıcı 2 kilo almak kilo vermekten daha zordur. Bunu her zaman söyleriz. İşte bizler için çok değil o. Peki internette satılan ürünlerle ilgili fikrin ne? Yani o kadar fazla arttı ki bunlar. İşte zayıflama ürünleri yok, işte haftada 3 kilo verdiriyor, yok bilmem ne evet. verdiriyor. Bunların sakıncalarını da aslında zaman zaman duyuyoruz. Yani zaman zaman belki de hepsi yansımıyor ama zaman zaman işte televizyonlarda, haberlerde, internette işte şu zayıflama ilacını kullanmış, kalp krizi geçirmiş falan filan gibi. Bunların gerçekten onay aldığı durumlar var mı? Şöyle genelde bu ürünler Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı oluyorlar. Hani Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması çok çok önemli. Ona mutlaka evet. dikkat etmeleri gerekiyor. Ki şöyle her dönem mutlaka popüler bir diyet ya da popüler bir ürün çıkıyor zayıflamada. Biraz hali ticari amaç gütmeler de var burada. Ne yazık ki ne yazık ki insan evet. sağlığını biraz arka plana atılmış durumlar da var. O yüzden de bilimsel bir kaynağı, bilimsel bir çalışması olmayan ürünlerden mümkün olduğunca uzak durup hani bir uzmanına danışmak her zaman çok daha sağlıklıdır. Çünkü gerçekten işte karaciğer, böbrek, kalp gibi birçok sağlık sorununa neden açabilen ilaçlar ve ürünler çıktı piyasada. Birçoğu yasaklandı ama işte mutlaka bir can kaybı ya da bir sağlık sorununa karşılaşınca buna el atılıyor. Evet. Bunu daha önceden bir denetimden geçmesi bizim için de çok daha iyi olacaktır. Veya bu ürünlerde onaylı da olsa önce bir sizin gibi ehli kişilerden evet, onay alınarak. Hani onaylı ya da sağlıklı bir birey evet. için uygun bir ürün olabilir. Ama herhangi bir sağlık sorunu varsa o ürünle mesela tamamen zıt bir sağlık sorunu varsa çok daha tehlikeli boyutlar alabilir. Evet, aslında direkt hayati önem taşıyan bir mesleğiniz var. Evet, yani doktorluğa yakın ama direkt vücuda dokunmadan evet, yaptığınız doğru. bir meslek. Ki saygı duyulacak bir meslek. Evet, birçok sağlık sorunu da başında geldiği için aslında biz önleyici grup olarak evet. görev alıyoruz burada. Evet. Peki beslenme alışkanlığımız nasıl olmalı? Normal bir insanı diyet de yapmayacak ama sağlıklı besleneyim diyor. Yani şimdi sadece şey değil mi? Üç beyazdan uzak durun. Yok yok. Hani gerçekten klişe eşti ama. Hani böyle daha insanların da yaşamına daha uygun, yöresel lezzetlere de daha uygun kesinlikle. Önerebileceğiniz bir şey var mı? Kesinlikle. Ya şöyle mutlaka hani düzenli üç öğün. Öğün atlamak gerçekten metabolizmamızı evet. çok fazla yavaşlatan bir faktör. Hani o yüzden sabah, öğle, akşam belirli saatler, hani onların düzenli saatleri de çok önemli metabolizmayı çalıştırmak amaçlı. Hani o üç öğünü atlamadan
aslında çalışma şartlarına uygun biz daha çok o şekilde gidiyoruz. Çünkü yapamayacağı bir diyeti vermek bir bireye evet. gerçekten zorlayıcı ve devamlılığı gelmeyen bir süreç oluyor. O yüzden düzenli üç öğününde eğer ne geçebiliyorsa yine ki şöyledir. Bizim hani dört yapraklı yoncadır simgemiz evet. aslında. Et grubu, süt grubu, karp yani ekmek grubu ve sebze grubunu, sebze meyve grubunu içerir. Evet. Her öğünde bu dördünün de olduğu bir porsiyon aslında çok daha yeterli olacaktır. Yani şöyle bir de tabii porsiyon kontrolü çok önemli. Bizim toplumumuzda yani. bizim toplumumuzda özellikle meyve, çerez, hani o yemek sonrası hemen evet. gelen koca bir meyve tabağı. Hani bunlara biraz daha dikkat edip daha küçük porsiyonlarda aslında istediğimiz her şey yemektir burada durum. Sadece denge, denge çok önemlidir. Dengeledikten sonra aslında şu yasak, bu yasak demek yanlış oluyor. Aslında hepimiz o yanlışa düşüyoruz. Hani bana şey gibi geliyor açıkçası. Geçen de bir diyetisyen arkadaşım bu konuda beni bayağı bir uyardı. Bana sanki meyvenin hiç böyle bir zararı yok. Akşam ben yemek yemeyeyim, işte hiçbir şey yemeyeyim ama meyvemi yiyeyim. Yani bu da tek çeşit, aslında tek çeşit ve bir evet. tane yememiz gerekiyormuş. Onların da bir ölçüleri falan varmış. Kesinlikle. Ama toplumun genel bir yapısında biz meyve deyince işte karpuzu da dilimlersin, yanında kavunu da dilimlersin, üzüm de koyarsın. O şekilde bir yeme kültürüne evet, alışkınız. Evet. Yani meyve gerçekten bu kadar kalorili mi? Şöyle sadece karbonhidrattır içeriği. Yani karbonhidrat aslında kötü bir şey değil. Hani hep bu şekilde de yansıtıyor evet. ama hani biz onların da dengesini mutlaka istiyoruz. Ama hani kalorisi var. Her besin gibi ne yazık ki meyvenin de kalorisi var. Ve fazlası ne yazık ki kilo aldırıyor diyebiliriz. Haliyle şeker yani o yemeği yiyin, içinde. evet, o meyveyi deyin. Porsiyon yemeyin. Kesinlikle öyle. Onu daha çok ara öğünlerimize eklersek daha sağlıklı olacaktır. Peki kariyer hedeflerinizde neler var? Yani ben bir işte diyetisyen üzerine büyük bir firma mı kuracağım? Bir laboratuvar mı yapacağım? Nedir kariyer hedefleriniz? Şöyle ben... Yine okul lisans eğitimi bittikten sonra yüksek lisansa başladım. Yine kendi okulumda. Oradan da 2016 yılında mezun oldum. Şu anda da iyi. Bir iki ay içinde doktoraya başlama gibi bir düşüncem var. İşte okullara şu an başvuru aşamasındayım. Biraz akademik olarak da devam etmek istiyorum. Çünkü bizim mesleğimiz sürekli kendini geliştiren, evet. sürekli yeni bir yayın çıkaran, sürekli yeni bir ürünle karşılaştığımız meslek. Sürekli araştırma içerisinde olmamız gerekiyor. Buna nazaran çok da fazla soru geliyor zaten. Bunlardan evet. uzak durmamamız amaçlı. Ben biraz da okulda akademik olarak da devam etmek istiyorum. Ancak şöyle tabii ki klinik beslenme en büyük ilgi alanım. Özellikle sadece kilo geliyor ama işte metabolik sendrom rahatsızlıklarda da birçok beslenme evet. bilgisiyle devam ediyoruz. Hani iki yandan da biraz devam etme amacım var. Okuldan öğrencilerden de çok kopmak istemiyorum. Ama klinik olarak da devam etmeyi düşünüyorum. Peki sizde branşlaşma falan var mı? Mesela sadece işte hastalara yönelik diyet uzmanı veya işte sağlıklı bireylere veya toplu olarak toplu yani beslenme, toplu aynen. beslenme gibi. Bu şekilde ayrımlarınız oluyor mu? Şöyle bu hani yüksek lisans ya da doktora programlarımızda olmuyor. Ama diyetisyenler hani genelde bir alana spesifikleşip orada evet. devam eden diyetisyenler oluyor. Özellikle toplu beslenme, sporcu beslenmesi, evet. işte kanser beslenmesi birçok alanda hani kendimizi geliştirmemiz ve ilgi alanımıza yönelmemiz de oluyor aslında bu. Özellikle sporcu beslenmesinde de bu durum çok yaygınlaştı. Evet. Dediğim gibi bu hani okulda bir alanlaşma değil, daha çok diyetisyenin kendi ilgisi yönünde devam ediyor. Ona göre işte tezimiz vesaire seçiyoruz. Oradan evet. devam ediyoruz. Sağlıklı yaşam koçu diyebilir miyiz? Yani o birçok alanda şu an yaşam koşulları da çıktığı için hani pek... İşte bu da sağlıklısı. evet sağlıklısı diyebiliriz aynen. Evet çok güzel zevk alıyorsun çok belli bu. Evet, evet mesleğimi seviyorum gerçekten. Ayaklarınıza sağlık çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok keyifli teşekkür bir sohbetti. En son olarak yeni yılda bir vermek istediğim bir mesaj var mı? Malum yeni yıla giriyoruz. Tabii ki hani mesleki olarak da herkesin gerçekten sağlıklı beslendiği, fit olduğu diyelim. Hani hastalıklardan uzak. Bir yıl geçirmesini dilerim. Herkese sağlıklı bir yıl dilerim. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bir Aynur Kırdan ile Sektör Yapı Bakış programının da sonuna geldik. Hepinize mutlu, umutlu yıllar, iyi günler.